Sevgili arkadaşlar yeni bir tasarıma hoş geldiniz. Bu dersimizde uygulama serimizden parça tasarımına devam edeceğiz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz tasarımı modelleyeceğiz. Şöyle hareket etüdü vererek modeli döndürüyorum. Teknik resimi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yine sizler için hazırladım. Lütfen kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi kanalda birbirinden güzel farklı içerikler hazırlamaya devam ediyoruz sizler de abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. Videonun alt kısmındaki yorum kısmından ve Instagram adresinden bana sorular sorabilirsiniz. Bu şekilde serimiz her gün ve her hafta olduğu gibi videolar gelmeye devam ediyor. Şimdi tasarım dersimize başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi teknik resimi bu şekilde. Ön düzlem ve kesit görünümü bu şekilde. Şimdi geliyorum SolidWorks düzlemine başlayacağız. Şurada hemen modeli kapatıyorum. Tümünü kaydet diyorum. Dosya diyerek yeni diyorum ve parça düzlemini ilk olarak açıyoruz. SolidWorks 2019 düzleminde. Şöyle üst yüzeyden tasarıma başlayacağım. Bakın burada teknik resimde dıştaki çapımız 200 milim ve içteki çapımızda 150 milim olarak verilmiş ve toplam yükseklikte 200 milim olarak verilmiş. İlk olarak bu kısmı yapacağız. Şöyle merkez noktasından geliyorum. Rastgele iki tane dairemi çizdim. Akıllı ölçülendirme ile bunun iç kısmını 150 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Ardından dış kısmını da 200 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Orta düzleme 200 milimlik ekstrüzyonumu İlk olarak bu şekilde verdim. Böyle katı katı modelimizi renk atama işlemi yapalım. Sarı rengimizi veriyoruz ve tasarıma devam ediyoruz. Şuradaki kulaklarımızı yapacağız. 3 adet yukarıda ve 3 adet alt kısımda. Bakın burada şöyle yaklaştığımızda 60 milimlik bir çapımız var ve ortada 32 milimlik bir deliğimiz var. Zaten eksen noktasından uzaklığında 135 milim olarak verilmiş ve çoğaltmayla 3 farklı eksende yapılmış. Şöyle geldim. Bakın bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Eksen çizgimi alıyorum. Merkez noktasından yukarı doğru eksenimi çiziyorum. Akıllı ölçendirmeyi almadan önce rastgele iki tane daire çizeceğim. Şimdi akıllı ölçendirmeyi aldım ve bunun merkez noktasından olan uzaklığını 135 mm olacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonradan bunun dış çapını 60 mm olacak şekilde ayarlıyoruz. Ve içteki dairemiz ise buradaki dairemizde çapı 32 milim olacak. Ama şurada bir düzeltmeyi tekrar yapalım. Buradaki çap kısmımız 32 milim olan kısım radüste birlikte. Yani aslında bunun çapı 30 milim olarak geliyor. Birer milimlik radüsümüz var. Bu da çap kısmına verilmiş oluyor. Şöyle bu kısmı 30 milim yapalım. Daha sonradan şöyle line komutunu alıyorum. Tam bakın dairemin kenarından aşağı doğru bunu çekiyorum. Objeleri aynalama diyeceğim. Çizgimi eksen etrafında bu şekilde aynalıyoruz. Ve objeleri dönüştür kısmından çizgimizi bu şekilde kesiştirmiş oluyoruz. Objeleri bu da kısmına aldım ve bu kısımları bu şekilde trimliyorum. Aynı şekilde bu iç kısımları da trimlemiş oluyorum. Ve bunu kontrole basarak eşit olmasını sağlıyorum arkadaşlar. Çizim düzleminden bakın burada dairesel çoğaltma komutuna geliyoruz. Şöyle merkez noktasını seçiyorum. Çoğaltılacak olan kenarlarımı yani çizgilerimi tek tek seçtikten sonra şuraya 3 adet olacak şekilde çoğaltma işlemini yapmış oluyorum arkadaşlar. Unsurlara geldim, ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Tersi yönde 20 milimlik ekstrüzyonumu bu şekilde verdim. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Objeleri dönüştür diyeceğim. Bakın tek tek bu yüzleri seçiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bu delikleri de seçiyorum. Çizim diyoruz. Bakın üst yüzeye otomatik olarak çizim gelmiş oldu. Unsurlara geldim. Tersi yönde 20 milimlik ekstrüzyonumuzu bu şekilde verdik. Ama şu kısmı tabii ki de almadı. Hemen tekrardan bakalım ve objeleri dönüştür diyeceğiz objeleri dönüştür diyorum ve bu kısmı da almış oluyoruz. Bakın bu şekilde oldu. Tekrardan teknik resme geldiğimizde bakın burada bir katı gövdemiz var. Bu kısmı yapacağız şimdi. Eksen noktasından 150 milimlik bir referans atacağım. Dış çapımız 150 milim olarak yine verilmiş. Ortadaki çap kısmımız da 100 milim olarak verilmiş. Burada delik eksenlerimiz var. Çapları 16,5 milim. Gelelim şöyle. Bakın sağ düzlem değil, ya yani üst düzlem değil, sağ düzleme ve ön düzlem. Bu şekilde ön düzleme şöyle düzlem diyorum. 150 milimlik düzlemi atıyorum. Buraya çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. 2 tane daire çizeceğim. Akıllı ile bunun dıştaki dairemiz 150 milim. Bakın burada teknik resimdeki içteki dairemiz ise 50 milimlik bir çapımız var. Burada 52 milim verilmiş. Radüsten dolayı köşeyi alınmış. Geldim şöyle içteki dairemin çapı da 50 milim olarak ayarlıyorum. Unsurlara geldim. Yüzeye kadar diyorum ve bu yüzeyi seçerek katı modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek objeleri dönüştür diyeceğim ve şu deliğimizi kesme işlemini yapmış olacağız. Geldim buraya. Şöyle sonuna kadar çektiğimizde kesme işlemini yapmış oluyoruz. Tekrardan geldim. Şurada bir 100 milimlik çapımız var ve 30 milimlik bir derinliğimiz var. Hemen bu kısma yine geldim. Çizim diyorum. Akıllı ölçendirmeyi almadan önce daire kısmını aldık ve şimdi akıllı ölçendirmeyi alıyorum çap kısmını 100 milim olacak ve ekstrüzyon ile 30 milimlik kesme işlemini yapmış oluyoruz. Tekrardan çizimleyerek ilk bakıyorum. Bu sefer çapı 125 olan bir eksen noktası çizeceğiz. Bunu yardımcı geometri haline çeviriyorum. Daire komutunu aldım. Çapı 16.5 milimlik bir tane daire çizeceğim. Ve bakın burada da 25 milimlik bir deliğimiz var. Ve 6 adetlik bir dairesel çoğaltma işlemi yapacağız. Geldim buraya unsurlara geliyorum. X-Til Extrusion ile kes komutuyla 25 milimlik kesme işlemini yapıyorum. Daha sonradan dairesel çoğaltma komutunu aldım. Şöyle dairemin kenarını seçerek 6 adet çoğaltma işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kısmı da gizleyelim. İkinci bir katı modelimizde şuradaki kısmı yapacağız. Bakın burada yine eksen noktası hizasında tam bunun tersi yönde olacak. Eksen noktasından dıştaki uzaklığımız 125 milim ve içte de 120 milimlik bir derinliğimiz var. Tabi bunlar eksen noktasından verilmiş. Geldim buraya. Şimdi şöyle yine ön düzemin tersi yönünde bir referans atacağım. Ters yönünde 125 milimlik referansımı atadım. Buraya çizim diyerek dik bakıyoruz. Çap kısmını hemen bakalım. Teknik resimde çap kısmını 50 milim olarak verilmiş. Geldim buraya akıllı ölçendirmeyi alıyorum çap kısmı 50 milim olacak. Unsurlara geldim. Extrusion ile katı oluştur diyeceğiz ve yüzeye kadar yüzeye kadar seçiyorum ve bunu katı modelini oluşturuyorum. Tekrardan ön düzlemden çizim diyeceğim ve dik bakacağım. Daire komutuyla çapı 40 milim olan bir deliğimiz olacak. Orada Geldim çapı 40 milim olacak. Ekstrüzyon ile kesiyorum. Bakın burada eksen noktasından iç deliği olan uzaklığımız 120 milim olarak verilmiş. Geldim. Şöyle 120 milim olacak şekilde kesme işlemini yapmış oluyoruz. Böyle parçada tam bir kesit görüntüsü alırsam daha net göreceksiniz. Veya şuradan da alabiliriz. Bakın Deliğimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bakalım başka bir işlem kaldı mı? Ve şuradaki radüslerimiz kaldı. Radyüslerimiz birer milim olacaktı. Hemen onları da atalım. Geldim buraya. Radyüs komutunu aldım. Köşeleri şöyle seçerek. Birer milimlik radüs atama işlemini yapacağız. Böyle seçiyorum bu kısımları. Aynı şekilde bu kısımda seçeceğim. Finner'ımızı da seçiyorum. İç kısımları da seçeceğim. Geldim buraya. Bu kısımları da aldım. Tekrardan radius komutuna geliyorum. Tek tek bu yüzleri de seçiyorum ve radius atama işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi bir parçamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bakıyorum bazen teknik resim üzerinde kaçırdığım nokta oluyor. Onları zaten yorum kısmında görüyorum arkadaşlar. Siz zaten teknik resmi size verdiğim için eksik kalan yerleri tamamlayabilirsiniz ama şu anda bir eksik göremiyorum. Bazen video içerisinde veya iş dışından dolayı kafa biraz yoğun olabiliyor. O yüzden de uyarınız için teşekkür ediyorum bu konuda. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu tasarımın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki tasarımda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın diyorum. Yeni bir tasarımda görüşmek üzere.